Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Mahmut Tanı. Sayın milletvekiller, lütfen karşılıklı konuşmayınız. Çok rica ediyorum. Sayın milletvekilleri, lütfen kürsüye söz vereceğim. Buyurunuz Sayın Tanal. Değerli başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii biraz önce sayın konuşmacı Kobani'de yaşanan vahşetle ilgili ve aynı zamanda Türkiye'ye gelen sığınmacılarla ilgili, Kürt kardeşlerimizle ilgili, oradaki çadırlara kimsenin gitmediği, insan hakkı ihlallerinin ne boyutta olduğunu belki heyecanlı konuşması nedeniyle veyahut da ki gündem yoğunluğu nedeniyle hiçbir partinin gitmediğini söyledi. Belki gözden kaçırdı ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağabey, Mehmet Bekaroğlu, Hüseyin Aygün milletvekillerimizden, ben Mahmut Tanal, Gaziantep milletvekilimiz Mehmet Şeker, bayramın birinci günde aynı şekilde İstanbul milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu ve Ali Bey ile Gaziantep milletvekillerimizle birlikte oraları ziyaret ettik. Ve aynı zamanda insan haklarının ihlalleri açısından tek tek başlıklar halinde bunları rapor ettik, kamuoyuyla paylaştık. Mesela yaşanan insan hakları ihlali açısından büyük bir çadıra birbirlerini tanımayan 8-10 tane aile, aralarında herhangi bir bölme olmaksızın tüm çoluk çocuğu, kadını, yaşlıyı, genci aynı çadırda barındırmaları olabilecek olan bir insan hakkıyla bağdaşacak olan bir husus değil. 2. Sınırlardan geçen kadınlar erkekler tarafından aranıyor. Böyle bir onur ihlali insanlık onuruyla bağdaşmayan bir durumla karşı karşıya. 3. bir olay, gayet rahat orada IŞİD terör örgütünden kaçan masum insanlar Türkiye'ye ancak kendi mevcut elbiseleriyle gelmişler. Yanlarında herhangi bir elbise olmadığı için, su da olmadığı için yıkanamadılar, elbiselerini değiştiremediler ve mevcut olan o halleriyle duruyorlar. Verilen yemek ne? Verilen yemek sabah çorba, akşam çorba, öğle zamanı çorba ve makarna veyahut da yanında pilav veriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yüreği varsa, bilgi varsa gelip konuşursun. 12 tane yardım tır götürdük gıda. Suruç Belediyesi'ne teslim ettik ve maalesef insan haklarının ihlali açısından ve bunları gerçekten tek tek rapor ettik. Orada değerli arkadaşlar, olaya şöyle bakacaksınız. Bulgaristan'dan gelen Türk derle ilgili nasıl o dönemin ilgi alaka gösterdiysek, aynı şekilde buradan gelen Kürtlere de aynı ilgi alaka göstermek zorundayız. 2. Onlara misafir diyeceksiniz. Tampon bölge diyeceksiniz. Tampon bölge ilan edemezsiniz arkadaş. Tampon bölge içinizde hukukçular vardır. Eğer yine hukukçu olmayanlar karşımıza çıkarsa onlar bir şeyler söyleyebilir ama gerçekle alakası olmaz. Tampon bölge seçebilmeniz için bir ülke önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uyarınca bir kararın alınması lazım. 2. O ülkenin onayının alınması lazım. Bunların hiçbirisi yok. Ülkenin içerisine gelen insanları biz tampon bölge göndereceğiz diyorsunuz. 1. Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal etmiş olursunuz. 2. Daha geçen sene bizim burada gayet rahat meclise geçen mülteci ve sığınmacı yasasını ihlal etmiş olursunuz. Bu açıdan gerçekten evet, Kobani düşmemeli. Kobani'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Kobani'de orada yani AKP'nin eliyle IŞİD kullanılarak bölgede bir Kürt temizlik hareketi yapılıyor aslında. Neden bunu söylüyorum? 1. Ceylanpınar'dan, 2. Akçakale'den, 3. Nusaybin'den gelen Suriyelilere araç ve hayvanlarla geçişine izin verildi de Mürşitpınar'dan gelen Kürtlere araç ve hayvanlara geçişine hiç izin verilmedi. Burada açık ve net bir çifte standart söz konusu. Çifte standartın olması hiçbir uluslararası sözleşme kabul etmez. Hiçbir imzalamış olduğumuz sözleşmelerin hepsi tam bunun tersi. Eşit muamele göstermek zorundayız. Ama görebildiğimiz manzara gerçekten bir
orada bir dram yaşanıyor. Biraz vicdan, biraz hukuk, biraz ahlak olan ülkelerin tamamının buraya destek vermesi lazım. Gün dayanışma günü ise Kobani'de dayanışma günü bugün gerçekten. Aynı zamanda orada gelen sığınmacı kardeşlerimizin hepsi mağdur durumda. Yardıma ihtiyaçları var. Oradaki insanların rahatlığı ve huzuru Türkiye'de huzur ve rahatlık getirir. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Tanal.